demokrasi ve laikliği belli bir kesimin ideolojisi zannetme hatalı anlayışımız nedeniyle otomatikman kendimizi hemen demokrasinin ve laikliğin karşısında konumlandırdığımızı etkiye tepkiyle karşılık verdiğimizden bahsettiğim bir önceki videoda. Bizim onlarca dini grup, onlarca etnik temelli bir millet olarak bir arada huzur içinde yaşamamızın tek gerçek sigortası olan demokrasi ve laikliğin önündeki bir diğer engel ise bu iki anlayışın dine aykırı olduğu yönündeki propaganda ve inançtır. Maalesef geleneksel din zemininde dindarlaşan insanların önemli bir kısmı demokrasiyle ve laiklikle kavgalı hale geliyor. Çünkü demokrasi ve laikliği dine aykırı bir sistem olarak görmeye başlıyorlar. Oysa bunun altında son derece yanlış bir takım kabuller ve iddialar, daha da önemlisi bir takım çarpık propagandalar yatar. Bu propagandaların en bilineni demokrasi beşeri bir rejimdir iddiasıdır. Oysa bizim dinimizin bile önemli bir kısmı beşeridir. İlmihallerdeki yüzlerce fıkhi hüküm ilahi mi? Örneğin 40'ta bir zekat hükmü, oruç bozulduğunda 61 gün kefaret hükmü ilahi hükümler mi? Bunlar da beşeri değil mi? Alim kanaatleri, alim görüşleri, fetvalar, içtihatlar, hatta rivayetler. Bunlar da beşeri değil mi? Beşeri olan din oluyor da. Dünyevi bir model, bir sistem, bir yönetim biçimi, insanların bir arada huzur içinde yaşaması için gerekli olan bir sistem nasıl olmuyor? Bakın, görüldüğü gibi bunun aslında dinimizde asla bir alakası yok bu iddianın, bu savun. Peygamberimiz Medine Sözleşmesi ile yönetti Medine Şehir Devleti'ni. Medine Şehir Devleti'ni yönetirken Yahudilerle vesaire bir anlaşma imzalarken, ki bu anlaşmanın adı Medine Sözleşmesi'dir. Bakın, dini bir referansa başvurmadı. Bu Medine Sözleşmesi'nin maddeleri ilahi miydi? Orada bazı maddeler vardı. Bunlar beşeri değil miydi? Yine Kur'an-ı Kerim'de onların işi istişareyledir diyor Allah. İstişareyle bakın. Yani kendi aranızdaki işlerinizi, dünyevi işlerinizi istişareyle halledin diyor. İstişaredeki hükümler, istişarede alınan kararlar ilahi mi? Bakın, demek ki beşeri olabiliyor. Allah beşeri kararlar almaya bizi sevk ediyor, yönlendiriyor. Yine insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm verin diyor. Bakın, demek ki insanlar hüküm verebiliyor. Hani hüküm sadece Allah'ındır diyorlar. Hüküm sadece Allah'ın ise dinimizde neden sadece Allah hüküm vermiyor? Neden alimler hüküm veriyor? Hüküm madem sadece Allah'ın, o halde 40'ta bir zekat, işte şu yapıldığında abdest bozulur, şöyle olduğunda oruç bozulur gibi hükümleri neden kullar veriyor? Hani hüküm sadece Allah'ındı. Bakın, dinde bile hüküm sadece Allah'ın değil. Oysa hüküm sadece dinde Allah'ındır. Hükmün sadece Allah'a ait olduğunu savunuyorsak önce dinimizde bunu gerçekleştirmeliyiz. Dinde Allah'ı tek hüküm sahibi, tek söz sahibi, tek otorite haline getirmeliyiz. Bugün demokrasiye karşı çıkanların dini inanışlarında bile hükmün tek sahibi Allah değildir. Bugün demokrasi beşeridir diyen insanların dinlerinin önemli bir kısmı da beşeridir. Daha dinlerinin bile önemli bir kısmı beşeri olanlar kalkıp demokrasiye beşeridir diyerek saldırabiliyorlar. Bakın, bu hakkı kendilerinde görebiliyorlar. Onun için bu işlerin, bu tarz püf noktalarını öğrencilere, gençlere iyi anlatmamız lazım. Aksi takdirde önce namaz kılmaya başlayacaktır. Bir müddet sonra, tabii ki istisnaları olmakla birlikte, büyük çoğunlukla demokrasiye ve laikliğe karşı bir anlayış içine girmeye başlayacaklardır. Çünkü Müslümanlıkla bunları bağdaştıramayacaktır.
Müslüman olduğu zaman otomatikman laikliğin ve demokrasinin karşısında olması gerekiyormuş. Bunu Allah istiyormuş gibi yorumlamak zorunda kalmaktadırlar. Neden? Çünkü bu işlerin fikirsel altyapıları doğru anlatılmadığı için. Demokrasi ve laikliği sadece Atatürk getirdiği için savunduğumuzu zannettikleri için. Bir tarafta Allah var, din var, ahiret, ölüm, hesap. Bir tarafta Atatürk getirmiş demokrasi ve laiklik. Dindar bir insan böylesi bir ikilemde kaldığında sizce neyi tercih eder? Elbette ki din, Allah diyerek iş yapanların anlattıklarını, bunları son derece ikna edici bir şekilde fikirsel ve dini temellerini de aydınlığa kavuşturarak anlatmak zorundayız. Maalesef bu konularda bilenler susuyor, başını kuma gömüyor. Bugün el altından son derece ciddi bir demokrasi ve laiklik karşıtı hareket var. Belki şimdilik bir sorun değil, ancak bu ileride mutlaka sorun olmaya mecburdur. Bu kişiler mutlaka devleti ele geçirmek isteyeceklerdir. Çünkü devletin batıl bir devlet olduğuna inanmaktadırlar. Şu zamanda ilkel, çağ dışı, orta çağ, Atatürk getirdiği laiklik demekle maalesef yeterli düzeyde bir fikri mücadele yapılmış olmaz. Ve bu hareketin kaynağını, argümanlarını dinden alıyor göründüğü için asla önüne geçilemez. Dolayısıyla bu konuların açıklığa kavuşturulması lazım. Benim bu konuda oldukça geniş videolarım, hazırladığım slaytlar ve yazılarım var. Lütfen gençleri bunlarla buluşturun. Bugün şeriat deniyor bakın. Şeriat nedir? Alimlerin kanaatlerinin Allah'ın kanunları şeklinde takdim edilmesidir. Oysa bu Kur'an'a göre şirktir. Alimler bir takım içtihatlarda, bir takım kanaatlerde bulunuyor. Bunlardan oluşan sisteme de Allah'ın sistemi, Allah'ın kanunları deniyor. Alimlerin kanaatleri Allah'ın kanunları olabilir mi? Şeriat dediğimiz zaman, yani din bir ideolojiye dönüşüp bir devlet sistemi haline geldiğinde bir tağuta dönüşür. Allah adına kısıtlayan, Allah adına yasaklayan, Allah adına baskı kuran, Allah'ın adeta vekili ve jandarması gibi hareket eden bir rejime dönüşür. Bugün şeriatla yönetilen ülkelerde şeriat polisleri var. Din polisleri. Oysa Allah dinde zorlama yoktur diyor. Ey Muhammed, sen onların üzerinde zorba değilsin, vekil değilsin. Hak ile batıl ayrılmıştır. Dileyen onu kabul eder, dileyen bunu kabul eder diyor. Bakın, buna rağmen din polisliği tesis edilmiş. Din polisi olabilir mi? Dinde polis varsa orada sınav, imtihan olabilir mi? Ben Allah'tan korktuğum için, Allah rızası için bir şey yaparsam dinde bir değeri olur. Polis zoruyla yaptığım zaman bunun Allah katında bir değeri olur mu? Bu insanları münafıklaştırır, riyakarlığı yaygınlaştırır, şirki kurumsallaştırır. Din bir devlet rejimi haline geldiğinde devlet tağut olur. Devlet Allah adına iş yapan, Allah'ın ortağı ve vekili gibi davranan bir tağut olur. Dolayısıyla devlet tıpkı Medine Sözleşmesi'nde olduğu gibi her kesimin kendisini bulacağı üst bir çatı kurum olmak, dini bir referans almamak zorundadır. Peygamberimiz Medine Sözleşmesi'nde dini bir referans almadı. Kur'an'dan ayetleri oraya hüküm olarak koymadı. Peygamberimiz Kur'an'la hükmetmedi mi? Bu videoyu daha fazla uzamaması için burada kesiyorum. Ancak bu konularla ilgili emin olun, benim ilk defa dile getirdiğim böyle son derece özgün, güçlü tespitlerim var, fikirlerim var. Lütfen bunları okuyalım. Karşımıza şeriat, laiklik, din dışıdır, demokrasi, beşeri bir rejimdir gibi bir takım aslında dinle asla ilgisi olmayan bir takım propagandalarla karşımıza çıkanlara doğru, ikna edici, kaynağını Kur'an'dan alan cevaplar verebilelim. Böylece günden güne bizi bir arada tutan demokratik ve laik rejimin altı oyulmasın, Orta Doğu'nun İslam coğrafyasının başına gelen
3-5-10 yıl sonra bizim başımıza gelmesin. Saygılarımla.